Efendim merhaba. Evet, haftanın son detay programında birlikteyiz ve tabii bu haftaya yansıyan gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Tabii ki özellikle son dönemde en önemli gündem maddemiz New York ziyaretleri. Bunun perde gerisindeki haberler, orada yapılan görüşmeler ve müzakere sürecinde gelinen aşama. Pazar günü saati henüz belli değil. Üçlü bir görüşme olacak New York'taki. Gözler burada zaten. Sayın Cumhurbaşkanımız, Rum lider ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir araya gelecek ve bu görüşmeden her ne kadar çok mucize beklenmesin şeklinde konuşsa da giderken Sayın Cumhurbaşkanı New York'a bir takım beklentiler var. Bundan sonraki yol haritasına ilişkin en azından ne olup biteceğini gösterebilecek bir görüşme olarak da tabir ediliyor. Dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in BM Genel Kurulu'na seslenişi vardı. Bugün farklı yansımaları oldu basınımızda da. Sayın Akıncı bir takım varla mutabakatları Rum liderinin açıkladığını ancak hepsinin de açıklandığı şekilde olmadığını ifade etti. Yeni bir tartışmayı da böylelikle yine içine girmiş oluyoruz. Şimdi bunları uluslararası ilişkiler ne diyor? Bu gibi mesajları nasıl algılıyoruz? Nasıl algılamamız gerekir? Bunları program boyunca konuşmaya çalışalım. Hüseyin Işıksal bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Evet. Genel bir soru başlayıp detaylara gireyim. New York zirvesi yıl sonuna çözüm hedefine bakıldığı zaman bu New York zirvesi bir takım açılımlar getirecek mi? Bu hedefe yakınlaşmayı sağlayacak mı size göre? Getirecek gibi gözüküyor. Çünkü lider arasındaki görüşmeler uzun bir süredir devam ediyor. Belli noktalarda uzlaşmamış ki New York'a gitme kararı alındı. Ve New York'tan sonra da bunun daha da artarak süreceğini görüyoruz. Şimdi New York'ta bir herhalde ortak bir metin ya da bir açıklama çıkacak. Açıkçası Lefkoşa'da Aydın okuduğu açıklama biraz hayal kırıklığıydı. Yani işte tatsız, tuzsuz, renksiz diye tabir edildi basında. Ben de katılıyorum. Çok bir şey yoktu orada. Daha sonra işte New York görüşmelerinden sonra bunun hızlanacağını görüyoruz ama New York'ta bir parametre çıkacak ortaya. Yani onu bekliyoruz hepimiz dört gözle. Çünkü burada önemli olan o satır aralarını iyi okuyabilme. Çünkü Anastasiadis'in açıklamalarını takip ettik. Gerek kendi Facebook hesabından gerek basına verdiği. Ve Sayın Akıncı bu konuda çok konuşmuyor. Siz de biliyorsunuz. İşte bir devlet televizyonunda bir canlı yayın oldu. Orada bir iki satır arasında bir şeyler yakalayabildik. Ve ilk defa yani böyle bir detay geçti elimize. Bir de dün yaptığı açıklama sanırım. O da yani Anastasiadis'in yaptığı açıklamalar artık o kadar bir rahatsız edici noktaya geldi ki diyelim. Yani gerçekten bunlar mı anlaştınız konusunda. Onu birazcık açıklama babında iyi oldu diye düşünüyorum. Çünkü örneğin çapraz oynama konusunda ilk kez bir detay duyduk. Daha önce tabi bunlara yine gireriz şeyden konu başkanına tartışırken de örneğin daha öncesinde Anastasiadis çapraz oynamada %100 anlaştık demişti. Ve bu beni çok tedirgin etti. Yani %100 anlaştık demek çok tehlikeli bir nokta. Çünkü nerede anlaştınız? Yani milletvekili seçiminde mi, parlamento seçiminde mi, belediye seçiminde mi? Yani bu çok ucu açık, tehlikeli bir maddeydi ama Sayın Akıncı buna açıklık getirdi. Hayır dedi, sadece devlet başkanı seçiminde olacak ve %20 civarında olacak dedi. Tabii bu yine ayrı bir konu. Yani %20 de aslında düşük bir oran değil, yüksek bir oran. Yani %20 oy alan bir adam, Kıbrıs Türk toplumunun ve tüm federal hükümetin başkanı olacak bir adam için bütün seçimin kaderini değiştirebilecek bir oy oranı ama en azından bunun yani belediye, meclis, parlamento gibi tüm hayatımızı etkileyecek bir hayata yayılmaması da iyi bir gösterge. Ama ilk yani sorunun yanıtını şöyle söyleyeyim. Evet, bir şeyler oluyor, bir şeyler pişiyor. Sandığımızdan da daha ileri bir anlaşma var gibi hissediyorum ben. Sadece bunu Sayın Akıncı biraz tepkilerden kaçınmak için açıklamak istemiyor. Ama Anastasiadis hem kendi halkını rahatlatmak, hem bundan belki de biraz prim yapmak, hem de Kıbrıs Türk liderliğini biraz da baskı altına almak için diye tahmin ediyorum ben. Son derece
etkili bir şekilde medyayı ve bu süreci kullanıyor. Yani burada Sayın Akıncı'nın işte ne kadar kişi az bilirse, ne kadar az kişi bu işe dahil olursa, ne kadar sessiz kalırsak o kadar iyidir bakış açısı var. Bunu çok net ifade ediyor zaten. Ama Anastasiadis bir yandan kendi kurmayla tartışırken bir yandan da basına bence sistematik bir şekilde bunu sızdırarak psikolojik yönden bence Türk tarafından daha ileride şu an için. Yani o hazırlığı iyi götürüyor süreci. Çok, çok iyi götürüyor. Yani yüz ifadesi, mimikleri, ses tonu. Burada Rum basının kullanılma modeli de evet. Bir adım öne geçiriyor süreci olarak. Maalesef öyle. Yani zaten ekip olarak da bunu hep söyledik. Yani gerçi herkes söylüyor bunu. Sadece ben söylemiyorum ama yani ekip olarak da biz çok zayıfız açıkçası. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekibini ben çok zayıf görüyorum. Hep aynı kişiler. Çoğu tecrübesiz. Ve bir yandan Anastasiadis'in ekibini görüyorum. İşte hukuk uzmanından, bir de hemen uluslararası ilişkiler uzmanına her şeyine kadar dev gibi bir ekibi var. Hı hı. Çoğu çok ciddi akademisyenlerden oluşan. Tabii ki bisiklet parkı da var orada. Ondan dolayı bizim endişelerimizin bu kadar yerli oluşu bence doğal bir sonuç. Evet. Şimdi tabii dünkü konuşmalarda sizin özellikle Anastasiadis'in ortaya koyduğu bir takım anlaşma noktaları vardı. Evet. Sizin dikkatinizi çeken, bizim için sıkıntı yaratabilecek denilen noktalar var mı? Var tabii ki. Yani çok var açıkçası. Yani öncelikle şunu söyleyeyim bir iki defa. Yani bir iki söyleminden, başlangıcından Anastasiadis'in ne dediğiyle ne demek istediği arasındaki köprüyü kurmamız lazım. Çünkü bunu bazı kesimler anlamıyor maalesef. Yani birincisi olarak şöyle dedi Anastasiadis, 2016 içinde ben çok iyimser değilim çözüm noktasında ve işte dönüşümlü başkanlık, mülkiyet, toprak gibi konularda uzlaşmamız gereken noktalar var dedi. Şimdi burada kastettiği şey şu, yani Kıbrıs Türk tarafında yine her zamanki gibi ciddi bir romantizm var, ciddi bir optimizm var. Aa, bu iş bitiyor, hem de hemen bitsin. Hı hı. Bu heyecanı görmüş Anastasiadis ve bunu da bir yandan böyle klasik diplomatik işte poker yüzü ifadesiyle ifade ederken bir yandan da merak etmeyin yani olur ama şu konularda ciddi taviz verirseniz olur noktasına getirmeye çalışıyor. Yani madem bu kadar heyecanlısınız, madem bu kadar isteklisiniz o zaman bu heyecanınızın karşılığını da verin demek istiyor. Bir nokta bu ki bu çok rahatsız edici bir nokta. İkinci olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri diyor prosedüre daha aktif katılımını isteyeceğiz Akıncı'yla birlikte. Hı hı. Ancak diyor, bu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin katılımı çözümün içeriğiyle ilgili değil, müdahalesinin yardımcı olacağı bazı alanlarla ilgilidir diyor. Şimdi bu yani çok ciddi bir sorun. Yani burada Anastasiadis'in ne demek istediği çok açık. Şunu demek istiyor, Ban Ki-moon diyor güvenlik konseyine Birleşmiş Milletler'in organlarını kullanarak Türkiye'ye baskı yapsın. Onun rolü onunla sınırlı kalsın. Ama aynı Ban Ki-moon Türklere baskı yaparken de sakın ola bize bir takvim dayatmaya gelmesin demeye getiriyor. Yani, hakemlik falan da yapmasın. Şimdi bu inanılmaz bir şey. Yani hakemlik yapmayacak, takvim getirmeyecek ama belirli alanlarda, belirli alanlar dedi. İşte Türkiye'ye güvenlik konseyi, işte özellikle Çin, işte İngiltere, Fransa, Amerika belki bağlamında. Çünkü Türkiye Rusya'nın arası iyileşmeye başladı. Özellikle bu bağlamda da baskıyı artırsın diyor. Yani bunu da tabii ki böyle açık söylemiyor ama bundan bu anlam çıkıyor. En azından bir uzman gözüyle baktığında bunu görüyorum. Üçüncü olarak sizin, ben buraya gelmeden önce bu notları hazırladım ama bugün gazetenizi gördüğünüzde tam uyuştuk. Yani bu boşuna atılmış bir başlık değil hedef evet. Türkiye diye. Yine bir Türkiye'ye gönderme var. Yani Türkiye açılsın, Türkiye yapıcı olsun, Türkiye inadından vazgeçsin diye. Devamlı olarak Türkiye'ye bir hedef gösterme çabası var Anastasiadis'in. Bu da bir diplomatik bir taktik tabii ki. Yani burada şunu demeye çalışıyor. Bir yandan Akıncı'yı taviz verme konusunda zorlamaya çalışıyor. Yani bakın sen kendi rüştünü ispat et. Yani böyle bizde olur ya, böyle gençleri bir işte yüksek bir yerden atacaksınız diyelim ki denize. Böyle tehlikeli bir şey yaptıracaksınız. Böyle ameliyata bile gaz verirsiniz. İşte sen bunu yapamayın, edemeyin gibilerden. Yani bir yandan onu böyle yapmaya çalışıyor. İşte Türkiye'den rüştünü ispat et. Bağımsızlığını göster gibilerden. O bir yandan da dünya kamuoyuna Kıbrıslı Türkler otorite falan değil. Benim esas oturacağım müzakere kişisi Erdoğan'dır, Türkiye'dir deyip de baskıları oyuna çevirmeye çalışıyor. Bunlar da hep dediğim gibi satır aralarında tehlikeli olan yaklaşımlar.
Bir de dördüncü nokta, bu da çok önemli. Anastasiadis ısrarla bütün sözlerinde şu lafı çok kullanmaya başladı. Kazan kazan, yani liberallerin çok kullandığı win-win principle'ın iki tarafta diyor kazan kazan üstüne girecek. Şimdi tabii bunu da biraz açalım. Bu çok önemli. Çünkü Kıbrıs Türk tarafında belli algı yöneticileri var. Dış taraf, mihraplar tarafından da beslenen kesimler. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunların bize ısrarla kazan dediği Kıbrıs Türk toplumuna işte dünyalaşma, dünyayla bütünleşme, işte ne bileyim dünyada olma falan. Uluslararası hukuk için. Yani aslında bu kazan değil. Yani bize öyle bir noktaya getiriyorlar ki Anastasiadis'in de işte kazan kazan dediği de bu. Budur aslında. Yani sanki bizim kazancımız bunlar olacak. Yani biz bir anlaşmada dünyada olacağız. İşte yurt dışına daha rahat seyahat edeceğiz. Ne bileyim o gelecek, bu gelecek. Bizim kazancımız bu değil ki. Ama bize öyle bir ortam yaratılıyor ki bu sanki bizim kazanımız. Yani dünyada olmak. Karşında Rumların kazanı ne? İşte toprak, mülkiyet ve diğer konular. Ama bizim işte o yaratılan o dozunda da, hatta bazen dozu aşarak verilen umutsuzluk dozunda işte biz o noktaya gelmeye çalışıyoruz. Yani biz işte bir anlaşmaya muhtacız. Ne olursa olsun anlaşmalıyız. Sanki de bizim kötü yönetimimizin suçlusu biz değiliz ve böyle bir şey olunca da bir anda her şey sanki düzelecekmiş gibi böyle bir anlamsız bir şeyler, ilişkilendirme çoğu konuyu. Ve bu bizim kazancımız olacak. Yani dünyada olacağız. Kazan dediği bu Anastasiadis'in. Tamam işte siz de izliyorsanız kurtuluyorsunuz, daha ne istersiniz? Bizim kazanımız ne? Onların kazanmak istediği şeyi biz de kazanmak istiyoruz. Yani topraktır, mülkiyettir esas konu değil mi zaten? Ama buradaki kazan kazandan kastettiği şey o. Ben bunu çok net görebiliyorum bütün vurgusundan Anastasiadis'in, ama dediğim gibi bizim taraftakiler göremiyorlar herhalde. Yani kazan kazan, siz işte tanınmış bir noktaya geleceksiniz, evet. Biz de toprak alacak. Evet, toprak, bu. Mülkiyet ve esas yani bizim real politik dediğimiz, yani gerçek dünyadaki şeylerde Rumlar kazanacak. Biz daha çok duygusal, işte maneviyat anlamında bir şeyler kazanacağız. Yani oradaki kazanın bize düşen şeyi bu, payı bu. Onun dışında yine dikkatimi çeken konular, Ayde bugünlerde birazcık tutarsız davranmaya başladı. Ve bu tutarsızlık da şey böyle, yani 24-48 saat içinde değişimi tutarsızlığa dönüşmeye başladı. Bu çok korkutucu bir şey. Yani şimdi Ayde Kıbrıs'a şunu diyordu. Tabii yine olumlu görebileceğim sonuçta. O da baskı altında. Bir de ben Ayde'de şöyle bir şey hissettim. Böyle kendine bir şey görmüş. Böyle tarihe geçeceğim ben. Yani çözen adam. Çözen adam diye tarihe geçecek diye kendine bir misyon belirlemiş. Kafasına bunu koymuş. Olabilir yani, Norveçliler biliyorsun böyle bunların çok bir derdi yok. Yani para, pul, yaşamları güzel yerde. Onun için onlar için böyle hayatın anlamı olabilir bu belki bu. Bunun için de biraz böyle bu stresi yaşıyor herhalde. Şimdi Ayde ilk diyordu ki yani bu çözümün bir şeyi yok. Yani kimse bunun sponsorluğunu daha karşılayamayacak falan diyordu. Gerçekçi konuşuyordu bunca zamandır. Ne olduysa New York'a gittikten sonra böyle bir inanılmaz derecede böyle bir hafif bir sinirli tonla yani kusura bakmasınlar da pandemiye söylüyorum, biraz saçmalamaya başladı. Yani nereden saçmalamaya başladı? Diyor ki Dünya Bankası diyor Kıbrıs'ta, IMF Kıbrıs'ta, Avrupa Merkez Bankası Kıbrıs'ta çok güzel diyor, ilgi gösteriyorlar ve bunlar çözüm sponsorluğuna çok büyük katkıda bulunacak. Şimdi yani bir kere artık biz uluslararası hiç kere giriş dersinde bile çocuklara şunu öğretiyoruz. Yani ne IMF ne Dünya Bankası sizin kara kaşınız, kara gözünüz için size bir kuruş para vermez. Onların yardım şekli çok bellidir. Dünya Bankası, IMF'nin. Sizi borçlandırırlar sistematik bir şekilde. Hatta bunu böyle size cazip kılmak için işte sıfır vadeli, ne bileyim 5 yıl vadeli, 10 yıl vadeli diye korlar ama onlar hep borç alarak bir tarafınızda durur. Daha sonra zaten bu borçları ödeyemediğiniz zaman sizin tamamıyla teslim alırlar pek çok konuda. İşte havaalanınızı özelleştirmenizi isterler, her şeyinizi özelleştirirler. Medyanızı, silah sektörünüzü, telekomünikasyonunuzu bu şekilde gider. Bütün Latin Amerika ülkeleri bunun hepsine örneğidir, örnek olarak söylüyorum. Şimdi IMF ve Dünya Bankası'nın durumu böyle. Amerikanlar yürüyün ya koçum diyorlar amyane, biz arkanızdayız diyorlar ama yani nerede arkamızdalar? Yani buna nasıl yardım yapacaklar? Fon mu verecekler? Hibe mi verecekler? Çünkü bizim istediğimiz hibe açıkçası. Yani açık konuşalım. Biz borç kaldıracak durumda değiliz, ne Rumlar ne biz. Uzun vadeli kredi de bizim işimize yaramaz. Ne kadar hibe edeceksiniz? Ya da ne kadar bir fon oluşturacaksınız? Bununla ilgili hiçbir detay yok. Sadece Ayde'nin merak etmeyin Amerika arkanızda, merak etmeyin Avrupa Merkez Bankası demesi. Öte yandan Avrupa Birliği'ne bakıyorsunuz.
Yani Merkel'in açıklamaları var. Biz bittik diyor. Durumumuz çok kötü diyor. İşte İngilizlerin durumu ortada Brexit'ten sonrası. Şimdi Avrupa içinde ayrı bir tartışmalar, kavgalar yine başladı. Özellikle Bosna'nın bu işte aday olma şeyinin kabul edilmesi, statüsünün kabul edilmesi ilgili olarak. Şimdi bütün bunların arasında ben hele Merkel'in Yunanistan'ın bazını bu kadar sıktığı bir dönemde zaten Kıbrıs deyince onların aklına Rumlar geliyor. Yani yine Helen geliyor. Kimse Türkler kimse aklına gelmiyor kusura bakmasınlar yani. Böyle bir Helen antipatisi ve işte biz çalışıyoruz bunlar bizim paramızı yiyor şeyi çok yaygınlaşmışken kanısı. Bir de bunun üstüne Kıbrıs'a da işte şöyle şu kadar milyar euro hibe edelim diyeceğini ben hiç sanmıyorum açıkçası. Bu tamamıyla mantık dışı. Ama burada genel olarak Ayde daha sonra böyle şeyi anlatmaya başladı. Yani incileri dökülmeye başladı. Benim de aklıma şey geldi, bu Nasrettin Hoca'nın hikayesi geldi. Yani Nasrettin Hoca'ya sıkıştırıyorlarmış, borcu ne zaman ödeyeceksin diye. O da demiş ki işte tiken ekiyorum. Adam sinirden gülmeye başlamış. Biliyorsun o hikaye işte tikenler büyüyecek de, koyun sürüleri geçecek de, yünler toplanacak da, işte kazak yapacağım, satacağım da para kazanacak. Adam sinirden gülmeye başlayınca da nakit parayı buldun, gülmeye başlıyorsun demiş şey Nasrettin Hoca. Şimdi bu da aynı durum. Yani Ayde bakın şöyle diyor, aynı cümlelerini not aldım. Diyor ki, bir diyor, Güney'in Türkiye ile ticaret yapacak olması diyor, büyük şans. Evet, tamam, Rumlar kalkınacak. İki diyor, Kuzey'in AB ile ticaret yapacak olması büyük şans diyor. Şimdi bir saniye, bizim AB ile nasıl bir ticaretimiz olacak? Yani biz bazı şeyleri böyle çok şey yapıyoruz, kendimize dert ediyoruz ama yani biz AB'ye ne satacağız? AB'nin dünya kadar standardı var zaten ama ne satacağız? Yani o standartlara uyacağız bu kadar mesafeye rağmen. Çünkü biliyorsun mesafe girdiği zaman oraya hemen fiyatlar artıyor, maliyet artıyor. Şimdi bu maliyetlerde göz önüne bulunduğumuzda ne satacağız Avrupa'ya? Bunu ciddi ciddi düşünelim. Yani biz diyoruz ki portakal satacağız. Tamam, Portekiz'in portakalı yok mu? İspanya'nın yok mu? Yunanistan'ın yok mu portakalı? Yani sadece bizim mi portakalımız var? Yani bu da çok bir anlamsız. Üçüncüsü diyor, taşımacılık sektörüyle ilgili sınandırmalar kalkacak ve maliyet düşecek. Yani taşımacılıkla ilgili şeyler düşecek tabii de bu kimin işine yarayacak? Yani biz Avrupa'ya daha ucuza mı uçacağız? Yine biz para vereceğiz yani dışarıdan. Yani Avrupalıların bize geldiği turist şeylerinde ne kadar bir katkı olacak? Direkt ekonomiye katkı anlamına söylüyorum. O da meçhul. Ve son olarak da esas komik olan bu zaten. Diyor ki zaten hidrokarbon yataklarınız var. Bu da sizi zenginleştirecek diyor. Yani zengin bir adaya döneceksiniz. Şimdi zaten en komik olan da bu. Yani aslında Aydın demek istediği, aynı bizim liberallerin ve çoğu kişinin böyle hesaplamadan boş konuştuğu noktalar. Yani ekonomi büyüyecek, efendim şeyler kalkacak, direkt o olacak, bu olacak dedikleri ama bunun reel sektöre dönüşümü nasıl olacak? Bu konuda hiçbir şey yok. Kaldı ki Avrupa Birliği'nin temel sorunu bu zaten. Avrupa Birliği bundan çöktü. Yunanistan bundan borçlandı. Avrupa Birliği'nde bir merkezdekiler var. Yani tam anlamıyla teknoloji üretenler. Almanya, Fransa işte diğerleri. Bir de merkez çevredekiler var. Yani bizden daha iyi durumda olanlar var. İşte İspanya, Portekiz falan gibi ülkeler. Şimdi biz zaten merkezde olmayacağız. Yani bu entegreleşme süreci ve Türkiye'nin olmadığı bir Avrupa Birliği bizi daha bağımlı kılacak. Neden? Çünkü Avrupa'dan ithal ettiğimiz malların fiyatı ucuzlayacak. Almanlar bize daha fazla mal satacak, daha fazla Mercedes satacak, daha fazla BMW satacak. Her bir malı daha fazla satacak. Doğru. Bütün o ticari engeller kalkacak ama bunun karşılığında biz ne satacağız Avrupa'ya? Yani bunu bir türlü biz kavrayamadık. Ve bunun sonunda da dediğim gibi bütün olay dönüp dolaşıyor ve bu hidrokarbon meselesinde duruyor. Şimdi o haritayı koyalım. Hazırdır haritamız herhalde. Şimdi hidrokarbon konusunda çok teknik bir bilgi var. Onu göstermek istiyorum bu harita üstüne. Şimdi bakın bu ilk haritada şu yeşil gözüken kısımlar Türkiye'nin iddia ettiği ekonomik bölgesiyle Kıbrıs Rum kesimi Yunanistan'ın iddia ettiği bölgelerin çakıştığı yerler. Yani biliyorsunuz parselli değil, evet. Rum kesimi bunları. İşte bunlar 4, 5, 6, 7 ve 1. parsel. Bir sonraki haritaya gelelim. Altta. Şimdi bu harita Türkiye'nin iddia ettiği kıta sahanlığı alanı 145 bin kilometre kare. Bir de Rumların iddia ettiği bir şey var. O da sanırım bir sonraki harita olması lazım. Evet. Bu da Rumların iddia ettiği bölge. Yani arada 41 binle 145 bin arasında. Yani 3,5 katlık bir farktan bahsediyor. 100 yani, bin kilometre kare. Tabii ki yani şöyle yani ufak tefek şeyler vardır. Oran vardır. Olayı değil. Yani bir taraf Türkiye diyor ki bu benim kasus bellimdir. Yani savaş sebebidir diyor. 145 bin metrekaredir diyor. Kilometre karedir diyor benim şeyim. Kıta sahanlığım.
Rumlar ve Yunanlar da diyorlar ki hayır seninki 41 bindir diyor. Şimdi bu kadar ciddi bir sorun var ortada. Yani savaş olacak kadar ciddi bir sorun var. Ve buna rağmen Rumların işte devamlı olarak lisans verdiğini, işte hidrokarbon çıkarmaya çalıştığını görüyoruz. Yani şundan şunu kastetmeye çalışıyorum. Kıbrıs sorunu çözülse bile, bakın Kıbrıs sorunu çözülse bile Türkiye'nin bu hakları bitmeyecek. Yani Türkiye, Kıbrıslı Türkler sırf mutlu olacak. İşte Kıbrıslı Türkler Rumlarla barış anlaşması yaptı diye gidip de 100 bin kilometrekareden fazla bir alanı feda etmeyecek güney tarafına ya da Kıbrıs Cumhuriyeti'ne. İşte United Cyprus Republic'e, Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'ne. Gerçi o önemli bir bölümü Yunanistan. Yunanistan'la günün sonunda şöyle bir durum var. Rumlar ve Yunanlar bunu yaparken işte Mısır'la, evet, Lübnan'la, İsrail'le, Suriye'yle anlaşıyorlar. Türkiye diyor ki benimle anlaşma yapmadın ve benimle yapmadın hiçbir anlaşma ki ulusal hukukta da böyledir. Geçerliliği yoktur. Yani Rum ve Yunan ikilisi ısrarla Türkiye'yi görmezlikten geliyor ki Türkiye bölgedeki en nüfuslu, en fazla yani nüfus kıyı oranında en fazla sahip ülke. Bu tabii detaylı konu. Bunu anlatmıştım birkaç programda. Yani Türkiye'nin buradaki tezleri de zayıf değil. Onu da söyleyeyim. Yani Türkiye diyor ki işte Yunanistan'ın bu adalarındaki çoğunda yaşam da yok kayalıklarda. Bunun bile diyor kara suları olduğunu iddia ediyor. Böyle bir şey olamaz. İşte bunun tersine diyor Türkiye nüfus oranına göre, kıyı uzunluğuna göre, işte ekonomik şeylere göre bir sürü kriter var. Bunlar hep uluslararası hukuka bağlantılıdır, onu da söyleyeyim. Yani boş şeyler değildir. Bu şekilde bir temeli sorun var. Yani bu temeli iddiaların var, temeli var. Hatta bununla ilgili ben araştırma yaptım. Yani Türkiye'nin tezlerini doğrulayan dünyada 40 tane şey var. Örnek. Case var. Yani Myanmar, Nikaragua'dan tutun Hindistan şeye kadar, Sri Lanka'ya kadar pek çok şey var yani. Şimdi tekrar konumuza dönersek yani hidrokarbonun kendi bile bir sıkıntı süreci ve bu noktada Aydın'ın söylediği çözümün kendisi diyor Kıbrıs'a büyük bir refah getirecek. Açıkçası altı doldurulmamış böyle bir romantizm havasına söylemiş bir söz ve bu da bize gerçekten ekonominin ki en güçlü şey olarak duruyor masada aslında, uzlaşı noktası olarak duruyor, aslında en zayıf olduğunu ve herhangi bir çözümün maliyetinin aslında kimse tarafından düşünülmediğini gösteriyor. Yani siz bunu imzalayın, kabul edin, arkası gelecek der gibi bir şey. Şimdi Türkiye biliyorsun işte Suriyeli mülteciler konusunda Avrupa Birliği ile bir anlaşma yaptı. Evet. Daha parasını alamadı. Vize serbestliği tanınmadı. Yani oradan şey söylüyorlardı. Arkası gelecek, hiç merak etmeyin, bizim sözümüz sözdür diyorlardı. Ama işte söz de olmuyor bu işler. Olmuyor maalesef. Yani iş icraata döküldüğü zaman yine bir şey olmuyor. Bir başka noktaya gelirsek, AB ile ilişkiler. Şimdi AB ile ilişkiler konusunda uzlaştık, kapattık diyor Anastasiadis. Ama yani bu konu çok önemli bir konu. Yani tamam kapattık diyoruz ama yani dört özgürlük konusunda diyor, delegasyon olamaz diyor Anastasiadis. Biz de şunu diyoruz, eğer delegasyon olmayacaksa, yani delegasyon dediğimiz şey Avrupa Birliği hukukuna direkt olarak yani uyumsuz olsa bile geçerli olabilecek prensip, hukuksal prensip. Bunun anlamı bu. Şimdi biz diyoruz ki bizim durumumuz özel. Yeni bir de devlet kurulacak. Yeni bir anayasası olacak bunun. Bu yeni anayasada 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin değil, işte 2016-17 neyse Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasası olacak. Ondan dolayı birinci hukuk olarak girmesi lazım Avrupa Birliği'ne. Bu da delegasyon olması lazım diyoruz biz. Anastasiadis böyle bir şey olmayacak diyor. Şimdi bu noktada tabii o zaman iki kesiminin çok bir anlamı kalmayacak. Yani o zaman Rumlar Kıbrıs'ı Türk'ten gönüllü, istekli, tamamıyla onların istekleri doğrultusunda mal mülk alsa bile bunun hiçbir şekilde sınırlandırması olmayacak demek. Uzun vadede iki kesimliliğin olmayacağı anlamına geliyor. Uzun vadede hiçbir şekilde iki kesimlilik olmayacağı anlamına geliyor. O zaman nasıl olur da biz bu cumhuriyete federal cumhuriyet diyeceğiz. Biz bu cumhuriyete ki nüfusa dörde işte bir oranda olduğu evet, zaman. Evet, iki toplumlu, iki kesimli bir şey diyeceğiz konusunda. Çok ciddi bir sorun var. Şimdi yönetim güç paylaşımına geldiğimizde çapraz oylamayı anlattım yani. İlk Anastasiadis'in söylediği şey çok tehlikeli ve sakıncalı bir noktaydı. Sadece başkanlıkta. Sayın Akıncı bunu en azından bir noktada bizi biraz rahatlattı diyelim. Ama ben hala da bu başkanlık seçiminde bile %20'nin çok güçlü bir şey olduğunu düşünüyorum. Oran olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim yani. Yine de Kıbrıs Türk halkının iradesinin büyük oranda zedeleneceğini düşünüyorum. Ki bizdeki Cumhurbaşkanı seçimini bir düşünürsen hemen hemen tüm seçimleri ki ikinci tura kaldı. Hemen hemen hepsi ve ikinci turda bile yakın sonuçlar çıktı. Şimdi %20 yani ilk turda bitecek demek. Yani herhangi bir adaya bakın son seçimlerde. Kudret Hoca dahil olmak üzere. Kudret Hoca, Sibel Hanım, Derviş Bey, Mustafa Bey. %20'yi ekleyin,
İlk turda biterdi herhalde değil mi? Tabii. Şimdi bu kadar ciddi bir şey var yani ayrı bir konu ama tabii dediğim gibi yani bu kadar sorun arasında aslında en böyle masum kalan şeylerden bir tanesi. Şimdi Anastasia'nın ısrar söylediği bir şey var. Diyor ki tek egemenlikle anlaştık. Tamam zaten bu bilinen bir şeydi. Devletçiklerin gücü kısıtlandı diyor. Sadece ve sadece kültür ve ticaretle sınırlı olacak diyor yapılan anlaşmalar. Şimdi bu ne demek? Bu da şu demek. Garantörlüğe konuşacağız garantörlük konusunda ama yani kurucu devletler hiçbir şekilde güvenlik ve garanti anlaşması yapamaz demek. Çünkü sadece ekonomi, ticaret ve kültürle sınırlı kalacaksa, sportif faaliyetler falanla sınırlı kalacaksa kurucu devlet güçleri o zaman bizim en önemli önceliklerimizden olan garanti konusunun tamamıyla federal hükümete bırakılacağı ve Sayın Akıncı'nın işte gündeme getirdiği, Türk tarafını gündeme getirdiği, tamam siz Türkiye'nin etkin mi fiili garantisini istemiyorsunuz, en azından bizim devletçiğimizde geçerli olsun tezinin hiçbir şekilde masada olmadığını, olsa bile ileriki aşamada federal hükümet tarafından reddedileceğini ya da anayasaya aykırı bulunacağını gösteriyor bu küçük, ufacık, masumane madde. Ve bu bütün güvenlik anlayışının bir bakıma baştan yaratılacağını ya da tamamıyla farklı bir noktaya gideceğini bize gösteriyor. Bu da çok dikkat etmeniz gereken bir nokta. Yine bu yönetim ve güç paylaşımıyla ilgili Anastasia söylediği bir şey var. Vatandaşlığın nasıl verileceği hatta nüfus oranında anlaşmaya varıldı. Şimdi Sayın Akıncı bunu biraz açıklamaya çalıştı. Dedi ki işte şu andaki sayıyı kastediyor dedi Anastasia Hadis. Ama ben bundan pek aynı şeyi çıkaramadım açıkçası. Eğer burada bahsedilen bir oransa 1/4 oranı ve bundan sonra yapılacak olan vatandaşlık, ileriki federal hükümetten bahsediyorum. Bu oran korunarak yapılacaksa, yani bu çok ciddi bir haksızlık anlamına gelir. Neden? Çünkü bir kere Kuzey Kıbrıs'ta belki de vatandaşlık almayı hak eden binlerce insan var. Ve bu insanların çoğunda hakkı yeniyor aslında. O zaman bunların vatandaşlığı hayal olur, bir. İkincisi, direkt olarak Kıbrıs'ı Türk olan ama Kakadice kimliği olmayan belki de yüz binlerce insan var. Bakın yüz binlerce diyorum. Yani yurt dışında, Avustralya'da, Türkiye'de, yani Türkiye'de görüyoruz annesi Kıbrıslı çocuğun, babası Kıbrıslı ama çocuk Kakadice pasaportu yok, kimliği yok. Yani adaya sadece tatillerde gelmiş falan. Şimdi bu insanların sayısı da ciddi bir rakamdır, onu söyleyeyim. Yani nereden bakarsanız bakın 500.000'dur. Yani Türkiye, İngiltere, Avustralya nüfustan bahsediyorum. 500.000'dir en az belki de. Şimdi bu insanların nüfusa alınması ya olmayacaksa ya da 1/4 oranda kısıtlama getirecekse o zaman bizim bu oranımız son derece ciddi bir handikapa dönecek diye düşünüyorum ben. Çünkü zaten adadan da göç de var. Onu da altını çizelim. Devamlı olarak adadan bir göç var. Ve bütün bunları gözüne bulundurduğumuzda bizim sayısal azınlığımızın ileride her yönden bir azınlığa doğru bizi yani götüreceği noktasında bir karamsarlık görüyorum. Yani bu oranlar konusu tartışılırken yani çok daha dikkatli olunması lazım. Yani bu 1/4 bir kere bizim kaderimiz değil. Bu 1/4 zaten olan şeyi yansıtmıyor. Yani adanın nüfus yapısına baktığınızda, demografik yapısına zaten İngiliz yönetimine kadar bir eşitlik vardı nüfusta. Yani yine Rum nüfusu, Türk nüfusu çok yakındı. Yani bütün bu süreçleri de göz önüne bulundurmamız lazım. Yoksa dünyadaki bu kadar Kıbrıs Türk... Serbest mi olması lazım bu konudaki? Yani serbest derken bence sınırlandırma getirmemesi lazım. Yani bir Kıbrıs Türk... Tam tersini düşünecek olursak yani örneğin Yunanistan'dan da ciddi bir akımla karşı karşıya kalınabilir mi mesela? İşte, tam ters bir açıda. İşte onu kastediyorum ben de. Yani dünyada Rum olup da Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu olmayan kaç kişi olabilir? Ama Kıbrıslı Türk olup da Kıbrıs Türk kimlik kartı olmayan benim iddiam ki bu rakamsal olarak da bence ispatlanabilir çok daha fazladır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü sonuçta adadan daha fazla göç veren taraf Kıbrıslı Türklerdir. Kıyasladığımız zaman. Tabii kurumlarına göç var onu söylemiyorum ama yani oransalar daha fazla. Oransalar çok daha fazladır. Yani Yunanistan'da ne kadar Kıbrıs Rum yaşıyor? Bir onu düşünün. Bir de Türkiye'de ne kadar Kıbrıs Türk yaşıyor? Ya da Kıbrıs Türk soyuna gelen insanlar yaşıyor. Yani arada çok ciddi bir fark var. Zaten bu fark olmaz da çok doğal. Çünkü ambargolarda yaşanan biziz. Yani bir Rum bugün kendi ülkesinde daha geniş haklara sahip, daha geniş özgürlüklere sahip, daha geniş hareket alanına sahip. Ama Kıbrıs Türklere baktığımızda
bunun daha farklı olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da göç veren taraf Kıbrıs Türk tarafı olduğuna göre bu sınırlandırma konusunda ya da 1/4 oranını tartışırken yani Sayın Akıncı'nın bu aşamada özellikle yani böyle bir mutabakata varmaması gerekiyordu benim kişisel görüşüme göre. Yani bunun en azından bir pazarlığın devamı ya da alver sürecinde belli şartlara göre kabul edilmesi gereken olarak bir şart olarak verilmesi gerekiyordu. Yoksa 1/4 oranı ben hep söylüyorum bizim kaderimiz değildir. Yani zaten 60 anlaşmasında bile yani 1/4'lük hiçbir oran yoktu. Yani biliyorsunuz 30'a 70'ti. Evet. 30'a 70 1/4 değil. Yani orada nüfusumuzun az olmasına rağmen yani genel anlamdaki psikolojik denge anlamında en az %30 denildi ki şu andaki bizim durumumuz 60'a göre çok daha güçlü. Yani ekonomik yapımız olsun, işte halkımızın şeyi olsun. Yani ondan daha geriye bir gidişi kabul ettik anlamına geliyor bu. Bu da dediğim gibi biraz tehlikeli bir nokta. Sıkıntı. Evet. Şimdi mülkiyete gelirsek yine temel prensiplerde anlaştık ifadesi var Anastasiadis'in. İşte 25 tane kriter var falan şey var. Şimdi yani bunu başka programlarda söyledim ben. Yani halkın kafasını işte bu kadar karıştırmaya gerek yok. Yani böyle dört bilmemeli denkleme döndü bu iş. İşte formül sanki de böyle bu var ha bu olursa bu olur falan böyle. Yani bu kadar karmaşıklık yaratılmaya çalışılıyor. Günün sonunda halkın anlayacağı soruyu yanıtlasınlar bize. Halkın sorduğu soru şudur. Bir malı genel anlamda Rum malıysa ve Rum kesin istiyorsa, Türk de vermek istemiyorsa ne olacak? Bu kadar basittir bu sorunun cevabı. Yoksa işte takas yapılacak, ne bileyim şu yapılacak, bu yapılacak. Bunlar yapılacak tabii ki ama günün sonunda yani crux point dediğimiz İngilizce esas o tartışma noktası nerede olacak? Türk diyecek ki hayır ben buraya yatırım yaptım işte bu eve neyse falan. İşte o kriterler de orada devreye giriyor ama. Ben bunu vermek istemiyorum. Rum diyecek ki hayır ben de almak istiyorum. Ne olacak? Şimdi benim gördüğüm bütün bu şeydeki süreç önce mal komisyona gidilecek. Mal komisyonundan belli ki bir şey çıkmayacak. Mal komisyonundan bir şey çıkmadığı zaman mahkemeye gidilecek. Mahkemeden de sonuç çıkmazsa ki muhtemelen çıkmayacak. Son karar kim verecek? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Tamam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verirken hangi kriterlere göre verecek? Yani bizimki diyorlar ki duygusallığı işin içine kattık. İşte toprakla bütünlüğümüz, romantik bağlarımız falan kabul edildi diyor işte Sayın Akıncı ve ekibi. Tamam da Avrupa Birliği hakimi bunu mu değerlendirecek? Yani Demokros bir yandan kararı böyle üretilmedi mi? Yani benzer argümanlarla. Evet aynı şey. O zaman avantajlı oluruz. Yani avantajlı oluruz ama günün sonunda adam duygusal bağa mı bakacak? Yoksa malının gasp edildiğini iddia eden şeye mi bakacak? Avrupa Birliği vatandaşına mı bakacak? Yani o noktada ben ki özellikle tabii Türklere karşı olan ön yargı ve Rumların çok etkin lobilerini düşündüğümüzde günün sonunda bunlar Avrupa Birliği hakimleri. Yani Türk hakim olmayacak orada işte. Yine Alman, belki Yunanlı. Yani neden olmasın? Yunanlı hakim de olacak. Diyecek ki biz farklı bir ülkeyiz. Siz farklı bir ülkesiniz. Yani bu doğrultuda ben yani Avrupalılar böyle hep yani bu konuda çok yazdım çizdim ben. Yani Avrupalılar her şeyin en adaletlisidir. En doğru kararı verir. Hiçbir zaman ön yargıları yoktur şeyi son derece saflığın ötesinde bir düşüncedir. Yani Avrupalılar her şeyi hesaplarken rasyonel hesaplarlar. Ama rasyonelite demek tamamıyla hak hukuk üstünlüğü demek değildir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Yani Rumların bu lobi faaliyetlerinin ne kadar güçlü olduğu düşünüldüğü şey zaman. Yani insanın olduğu her yerde hata vardır. İnsan olduğu her yerde ön yargı vardır. İnsan olduğu her yer zaten hataya açık. Yani Şimdi bunu kim aksini iddia edebilir? Yani futbol bile en sevdiğimiz oyun. Neden? Çünkü bir sürü hata oluyor. Nasıl seviyoruz biz futbol değil mi? Yani hata olmasa gol olmaz zaten. Hakem teknolojisi olsa her pozisyon teker izlense zevki kalır mı? Kalmaz. Çünkü bizim hoşumuza gidiyor böyle şeyler. Ön yargılı olmak, işte ne bileyim yanlış kararlar vermek. Çünkü insan doğasında var bu tür şeyler. Peki. Şimdi bu doğrultuda diyorum sıkıntılı bir süreç olabilir. Şimdi Hasan Bey'in bir iki sorusu var özetleyerek. Çünkü çoğuna değindiniz ama örneğin BM'deki konuşmasına Sayın Rum liderin istinaden yapılacak anlaşma mevcut Rum Devleti'nin devamı olacak. 4 özgürlükler uygulanacak, delegasyon olmayacak. Bu diyor 52 yıllık bir davada verilen mücadelenin sonucu tüm siyasal ve hukuksal hak ve kazanımlardan vazgeçmek anlamı taşımaz mı? BM kriterlerinin ortadan kaldırıldığının ilanı değil midir bu? Öyle midir sizce? Yani tam olarak öyle değildir ama ona yakın bir noktadır işte. Zaten bütün anlatmaya çalıştığım nokta da o. Yani Kıbrıs Türk halkının işte 52 yıldır verdiği bir mücadele var. 53 yıldır, 63'ten beri. Bu mücadele yani bütün bunların doğrultusunda ortadan kalkacaktır. Tabii ki bir anlam ifade etmez. Çünkü bizim anlatmaya çalıştığımız şey bu. Artık
de facto olarak da, de jure olarak da iki kesimlilik var bu adada. Yani bunu kimse inkar edemez. Ve bunun da korunacağı adli bir düzen olması lazım. Bütün olay bunun üstüne kuruluyor zaten. Ama yani işte toprak konusuna girmedik. Yani işte artık şeyler çıkmaya başladı zaten. İşte oranlar, yerler. Zaten anlam planı artı daha istiyoruz dedi. Biraz son daha var. Yani Mavruyendis. Şimdi %75 minimum. Yani kırmızı çizgimizi diyor. Zaten o morfoyu anladık. Bir de diyorlar ki göçmenlerin %60'ına tekabül eden 100 bin kişi. Şimdi bizim tarafta işte 200 bin, 250 bin kişi var. 100 bin kişi en az geri gelecek. Şimdi Maraş'ın %80'i diyorlar. Mausa bölgesinden Tuzla ve Salamis. Yani bu sanırım ana planda yoktu. Salamis bölgesi ve Tuzla. Bunlar eklenmiş. Omorfo ve bütün köyleri diyorlar. Mesarya bölgesi çok genişlemiş. Yani Vadili'yi de istiyorlar artık örneğin. Yani tarihi Türk köyü Vadili. Artık Vadili de konuşulmaya başlandı. İşte Minarköy, Haspolat zaten onları geçiyorum. Ya bunlar talepler yani herhangi talep, bir şey değil. Ama yani şöyle bir nokta var. İşte bizim açımızdan diyorlar. Kullandıkları ifade duygusal, tarihi ve dini açıdan önemli olan yerlerde istiyoruz. Yani şimdi bu zaten kilisenin olmadığı yer yok. Yok tabii. Yani tarih dediğiniz zaman zaten olay bitiyor. Yani şimdi ne kadar tarih? Yani Bizanslar yönetti zaten yani bir sürü adayı. O zaman Bizans'a kadar gidersek bütün Kıbrıs zaten. Yani işte Apostol Andreas'tan tutun da Sant Barnabas'a kadar Vuni'ye kadar yani Lefke'ye kadar her yerde bir şey var. Bir tarihsel bir bağ bulunabilir. Bağ var zaten, bu zaten duygusal lafı da biraz şey komik. Yani herkesin bir duygusal bağı var bir yerlerle zaten. Bunlar da çok aslında şey. Yani Rumların pazarlık yapmaya gelirken en başta duygusal bağ düşündüğünde tabii ki ama yani bunlar aslında şunu demek istiyorlar. Yani şu konularda zaten Anastasis bunu bir yerde itiraf etti. Yani ben diyor avukatım zaten, hukukçuyum. Yani bir şey diyor böyle 3 kat isteriz, sonra 1 katını anlaşırız falan gibi ifadeleri de var. Yani biraz böyle fazla isteyelim de azına nasıl olsa bu pazarlığın zaten temel mantığı değil mi zaten yani pazarlık ederken? Şimdi öyle de şu Rumların şeyi bu, bizim noktamız ne? Yani bizim kırmızı çizgimiz çok geride. Yani Rumlarınki çok ileriye giderken bizimki çok geride kaldı. Ve bu da yani biz sanki bir şeyler kazanacağız noktasına geldiğimizde aslında bir şey kazanmayacağımız anlamına geliyor. Yani %75 toprak ne demek? Yani düşünün şu anda %36 Kıbrıs Türk toplumunun toprağı. Anlam planında bunun düştüğü oran kaçtı? Sanırım 29'du yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi? Yani 29 diye hatırlıyorum. 36'dan 29'a düşecekti. Şimdi 25'ler konuşuluyor. Yani daha da ötesi ki yani anlam plana evet diyen bir tarafın toprak olarak daha da cezalandırılmaya gidilmesi hiçbir prensibe uymaz. Yani bir prensen hayır dediysen bu seni ikna etmek için daha fazla taviz verecek anlamına gelmez. Bu evet diyen tarafın daha fazla ödüllendirilmesi gerekir anlamına gelir. Yani tarafsız gözle bakıyorum. Türk'üm olarak bakmıyorum olaya. Ama burada tam tersine daha fazla bir böyle istek şey var. Var. Bir de şeye de bahsedelim. Yani garantili konusunu biraz açalım. Evet. Son 5 dakika var onu söylüyordum. Tam evet. Bir gelen yorumu okuyayım. Hı-hı. Onun üzerine siz devam edin. Türkiye'nin bulunmadığı bir Avrupa Birliği'nde iki ülke olarak bulunan Rum-Yunan ittifakına karşı Türkiye'nin Kıbrıs Türkler üzerinde korunmasını, garantörlüğünün kaldırılmasını istemenin amacı açık değil midir? Sonuçları bu durumda ne olabilir? Son derece açık. Yani bunu artık yani Anastas Yerdin söylediği şey o kadar bir mantıksız ki. Yani bir de buna şey kelimesi kullanıyor devamlı olarak. Çağ dışı. İşte konjöktür dışı diyor. Uluslararası konjöktürün dışına diyor. Yani ya Anastas Yerdin herhalde artık Kıbrıs meselesi çok fazla yoruldu. Dünyayı takip etmeyi bıraktı herhalde. Yani bırakın dünyayı. 40-50 kilometre ötemizde kan gövdeyi götürüyor. Suriye'de, bütün Orta Doğu'da, hatta Avrupa'da bile. Ama Anastas Yerdin bu çağ dışıdır diyor. Yani böyle bir bakış açısı olamaz. Bu kabul edilemez. Yani şunu hemen açıklayalım. Yani nedir çağ dışı olan? Bir kere Türk askeri durup dururken mi şey yapacak? Çıkıp da müdahale edecek. Yani oradaki Türk askerinin varlığı, ki Kıbrıs Türk halkının büyük bir kısmı bunu istiyor zaten, caydırıcı gücü olması için orada. Yani hiç kimse Türk askeri bunu bahane edip de gidip Kıbrıs Rumlara saldırmayacak, Rum topraklarını almayacak. Buradaki en önemli özellik caydırıcılık gücü olması lazım. Yani Rumları Türklere karşı yapacakları o saldırılardan, o güvenlik tehdidinin bertaraf edilmesi için caydırıcı güç olarak orada kalması lazım. Şimdi Anastasiya'da biri bunu sormuyor mu? Şimdi diyor ki çağ bir Avrupa, modern bir Avrupa ülkesi de diyor böyle şeyler olmaz. Allah Allah. İspanya'da Amerikan üssü yok mu?
Fransa'da Amerikan üssü yok mu? Almanya'da Amerikan üssü yok mu? Avrupa'nın her ülkesi Amerikan üssü yok mu? Yani nereden bahsediyor anasını satayım? Ben anlamış değilim. Yani nasıl bir çağ dışından bahsediyor? Çok enteresan. Bu ülkeler savaşı en son Dünya Savaşı'na gördüler. Bizim gibi böyle kanlı işte bir tarafın diğer tarafını toplu öldürmeye çalıştığı bir ortam da yok. Dünya Savaşı'ndan sonra yakın önemli bahsediyorum. Ama buna rağmen çok ciddi işte Amerikan üsleri var, o var bu var. Ve Anastasis diyor ki çağ dışı bir şeydir diyor bu. Şimdi Bosna'ya bakıyoruz. Avrupa Birliği üyesi olacak işte aynı Bosna. Şimdi Boşnaklar çok çektiler bu işleri. Boşnaklar söylediği şey şuydu. Keşke bizim de garantör bir devletimiz olsaydı. Keşke bizim güvendiğimizde Hollandalı askerler değil. Keşke Türk askeri salsaydı falan dedi bunlar bu insanlar. Bunlar boşuna çıkmadı. Yani günün sonunda bu çağ ve konjonktür dışıdır mantığı hiçbir şekilde geçerli değildir. Çünkü zaten bu liberallerin artık dünyada savaş bitti, her şey günlük güneşlik olacak. En büyük tehlike komünizmde, o da çöktü artık dünya tek kutuplu böyle Fukuyama'nın dediği işte end of the history and the last man, yani artık tarih bitti, savaşlar da bitti tezinin sadece 1,5 yıl sürdüğünü gördük. Hemen arkasından Bosna, işte Çeçenistan savaşı, Afrika'daki kıyımlar, her gün işte Balkanlar, Orta Doğu derken istesek de istemesek de şunu görüyoruz. Zaten insan doğasında bir vahşilik var. İnsan doğasını serbest bıraktığınız zaman bunun gideceği şey sınırsız, vereceği zarar sınırsız. Burada da Kıbrıs Türk halkı gerek geçmiş tecrübelerinden, acı tecrübelerinden ve dünya gerçeklerinden şu noktaya varıyor. Bizim Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi ihtiyacımız var. Zaten burada yani Sayın Akıncı'nın da burada bir net duruşu var. Var ama Anastasia'nın Türkiye'nin çok bunu, farklı. Türkiye'nin bu noktada hani bir takım açılımlara gidilebilir söylemi üzerine aslında tartışıyoruz şu anda. Evet. Ama şu da talepkar yani Sayın Akıncı'ya yansıyor. Bu etkin müdahale edebilecek bir garanti sistemi değişebilir. Evet. Ama bu olması gerekir. Kesinlikle öyle ama şimdi Anastasia'nın söylediği şey şu. Diyor ki çözüm için garantilerin ortadan kalktığını görmemiz gerekir diyor. Bakın Akel de aynısını söylüyor. Çok sert bir ifade. Yani olması olmaz diyor. Bu garantiler tamamen ortadan kalkacak diyor adam. İkinci olarak diyor ki yenilenmiş yetkileriyle diyor yeni bir barış gücü olacak. Ve bu işe diyor işgal ordusu, Türk ordusunu kastediyor burada ve üçüncü ülke ordusu olmayacak diyor. Şimdi bu kadar net ifadeleri nereden kullanıyor Anastasia Erdis? Yani ne demek üçüncü dünya ülkesi olmayacak Türkiye'yi kastederek? Ne demek bir barış gücü olacak? Bunlar ne demek yani? Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman Anastasia Erdis'in kafasında olanla Sayın Akıncı'nın samimi olduğunu inanarak söylüyorum. Kafasındaki şeyin çok farklı olduğunu görüyoruz. Yani ya burada iki taraf da birbirini anlamıyor. Yani Anastasia Erdis herhalde Akıncı bunu söz olsun diye söylüyor. Aslında o da Türk askeri istemiyor diye düşünüyor herhalde. Yani bu kadar sert konuştuğuna göre. Ya bunu pazarlık aracı olarak görmeye çalışıyor ama günün sonunda Kıbrıs Türk halkının ki bu anlaşmaya oylayacak olan iki toplumun bir tanesi Kıbrıs Türk halkıdır. Bunun olmazsa olmazı olacağını, bu konuda çok hassas olduğunu görmüyor ya da görmek istemiyor Anastasia Erdis. Ama yani bunun onun sandığı kadar yumuşak ya da pazarlık konusu olacak bir konu olmadığını Sayın Akıncı'nın bunu çok net bir şekilde ifade etmesi lazım Anastasia Erdis'e. Çünkü bu böyle pazarlık yapılacak ya da gülüp geçilecek ya da arka plan atacak bir konu değil açıkçası. Evet zaten günün sonunda sürekli açıklamalara yansıyor. Evet. Referandumlarla halk karar verecek. Zaten garantinin olmayacağı ya da etkin o müdahale hakkının olmayacağı hangi yapı olursa olsun çok da fazla buradan evet çıkabilecek bir unsur olmayacağını düşünüyorum açıkçası. Ben de aynı şekilde düşünüyorum ama işte dediğim gibi yani o Rumların o şeyi yani Kıbrıs Türk tarafından gelen karışık mesajlar işte Rumlarla irtibat halinde olan hep belirli kesimlerin biz de sizin gibi düşünüyoruz demesi tahmin ediyorum. Onların gözünde herhalde Kıbrıs Türk halkı büyük bir çoğunluğu galiba Türk askerini zaten istemiyor gibi bir şey oluşturmuş olabilir. Bir imaj oluşturmuş olabilir ama yani onlara da tavsiyem şudur. Hep aynı adamlarla konuşmasınlar. Yani birazcık o at gözlüklerini çıkarıp biraz halka insinler. Senin yaptığın gibi. Evet. Yeni programda yapacağın gibi diyelim ya da. Evet. Yani biraz halka insinler. Biraz yurdum insanlara da konuşsunlar. Yani mesela örneğin biz Güzey Orta gittik. Evet. Sağcısı solcusu hiç fark etmez. Evet. Yani tek bir nokta diyeyim tartışmaların arasından bir unsur varsa ön plana çıkan anlaşılan bir unsur. Bu da sağ sol hiç fark etmiyor. Garanti konusunun devamıdır. Yani bunu herkesin talep ettiğini görebiliyoruz. Onu diyorum yani bu sokaktaki insanlara bir inmek lazım. Yani bu
böyle salon akademisyenlerinin düşüneceği bir şey değil. Yani bu son derece ciddi bir şey. Ondan dolayı bu konuda da nasıl Anastasia Desep diyor ya işte Rum toplumunun kaygılarını anlayın. Biz de ona şunu diyoruz, siz de Türk toplumun kaygılarını anlayın o zaman. Yani iki taraflı bir şey olsun, uzlaşı olsun diyoruz. Yani bu parametreleri, bu konuştuğumuz tüm şeylere baktığımızda 2016 için iyimser bir pozisyonda mısınız? Gerçi yani 2017'ye de kaydı son günlerde. Tabii ki. Yani, sürekli tarihler ötelenmeye başladı şöyle ama. Şöyle bir şey var, yani bu 2016 aslında Sayın Akıncı tarafından dile getirildi. Yani ısrarla evet, bunu Sayın Akıncı sonuna gündeme getiriyor. Rum tarafında böyle bir şey yok. Böyle bir heyecan görmüyorum. Ama zaten Sayın Akıncı'nın da kafasındaki 2016 değil. Onu da söyleyeyim. Yani zaten 2016'ya yetmez. Yani siyasi çözüm bulup 2017'de. Ha, jet hızıyla bu olsa bile zaten bunun en az 6 ay halka anlatılması lazım. Evet. Yani böyle jet hızıyla insanlara hemen koyamazsınız. Bir 6 ay bunun tartışılması lazım. İyice bir net bir şekilde anlatılması lazım. Zaten Akıncı'nın da aslında 2017'yi kastediyor 2016 derken. Ama şöyle bir nokta var. Yani işte güneyde seçimler var da bunu oraya bırakmayalım. Ya zaten biz Birleşmiş Kıbrıs'tan bahsedeceksek eğer, yani kimse kusura bakmasa bize ne güneydeki seçimlerden. Yani burada bir adanın kaderi yeniden çizilecekse siyasi anlamda hiç kimse aslında güneydeki seçimleri çok fazla dert etmemesi lazım. Ve bu işin de böyle oldu bittiye ya da jetsizden getirmemesi lazım. İyice bir tartışılıp, anlaşılıp, iki tarafların olmazsa olmaları belli olup bir şey olmazsa lazım. Ben açık söyleyeyim yani 2016'da ben yani bütün bunların biteceğini düşünmüyorum. Bu kadar hızlı bir sürede. Hele bu kadar yani ciddi sorunlar daha varken. Çünkü şu anda yani o üç konu, ilk üç konu biraz canım cicim ayları konusu. Esas ciddi konular daha konuşulmayan konular. Hı-hı. Yani işte garanti, toprak. İşte onun için de biraz konuları. Beşliği o talep ediyor. Onlar beşliği var, görüşme talebi. Onlar da var. Yani 2017'de bir şey olabilir. Yani onu söyleyelim şu andaki görüntüye göre. Ama 2016'da bu gerçekten çok zor. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir nebze de hemen bir hızlı geçti program. Yine süreç ilerledikçe ortaya çıkan yeni unsurları değerlendirmeye devam ederiz. Tabii ki toplumumuzda olan borcu, ben buna borç diyorum yani bir akademisyen olarak bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklara, insanlara borcumuz var. Ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Kendi çapımızda da bu değerlendirmeleri işte halka aydınlatma görevimizi yapmaya çalışacağız. Peki görüşmek üzere diyelim. Teşekkür tekrar ederim. Hocam. Sayın Hüseyin Işıksal'la birlikte olduk bugün haftanın son detay programında. Akademisyen Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Sayın Işıksal'la birlikte olduk ve onun gözünden gelinen aşamayı New York'ta en azından ortaya çıkan son durumu ve yapılan açıklamaların yansımalarını irdelemeye çalıştık. Bugünü noktalamış oluyoruz böylelikle. Pazartesi günü yine detayda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Pazar akşamı önemli bir görüşme var. New York'ta üçlü zirve. Buradaki gelişmeleri de size aktarmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi tatiller. Evet hocam.